hakim, savcı ve avukat meslektaşlarım, ulusal ve yerel basınımızın çok değerli temsilcileri. Hak yerini bulsun diye fedakarca görev yapan hakim, savcı ve avukat meslektaşlarım, adalet ararken olmazsa olmazlarımız, basınımızın değerli temsilcileri. Bugün geçmiş yıllarda kaybettiğimiz hayatlarını adalete adayan fedakar meslektaşlarımızı ve adliye personelimizi, hain terör saldırıları sonucunda hayatlarını kaybeden yargı şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin üç temel unsurundan biri olan yargı, insan hakları ve anayasanın teminatı olmakla birlikte toplumla devlet arasındaki manevi bağın da koruyucusudur. Adalet teşkilatı olarak toplumun her kesiminin ve istisnasız tüm vatandaşlarımızın hukukuna sahip çıkmaktan ve sürekli olarak adaleti aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yeni bir çalışma dönemi başlıyor. Hak ve adalet mefkuresine emek ve mesai veren tüm hakimler, cumhuriyet savcıları, avukatlar ve adalet personelimiz bu başlangıcın heyecanını yaşamaktadırlar. Tüm ülke safında olduğu gibi, güzide ilimiz Muğla'da da adalet teşkilatımız görevini en iyi şekilde yerine getirme azmi ve kararlılığı içindedir. Her zaman olduğu gibi, adaletin tecellisi noktasında terör örgütleri ve organize suç örgütleri ile kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Yoğun bir adli yıl geride bırakıp adli tatil sonrası tekrar bir araya geldik. Tüm adalet camiasında olduğu gibi Muğla Adliyesi olarak ortak hedefimiz ve gayemiz bu yılda, bu adli yılda da vatandaşımıza en hızlı ve en adil adalet hizmetini sunmaktır. Tüm meslektaşlarımla birlikte inanıyorum ki gecikmiş adalet, adalet değildir anlayışı içerisinde anayasa ve yasalar çerçevesinde fedakarca çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2022-2023 adli yılını yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ve avukatlık mesleğinin artık yapısal bir hale gelmiş sorunlarına dair kaygılarla karşılıyoruz. Zira adli yıl mesleğimize ve avukatlara yapılan saldırıların hız kesmeden devam ettiği, tüm yanlışlığına rağmen kurulan numaralı baroların eşitsiz şekilde desteklendiği, hak ihlallerinin, kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarlarının inanılmaz boyutlara ulaştığı, yoksulluğun derinleştiği bir iklimde başlamaktadır.